Çift katlı integralde kutupsal koordinatlar örnek soru 6. Bu videomuzda çift katlı integralde kutupsal koordinatlar konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. 0'dan 1'e, x bölü kök 3'ten x'e, 1 bölü 2 eksi x kare eksi y kare üzeri 3 bölü 2 dy dx integralinin sonucunu bulunuz. İntegrale baktığımızda sınırların verildiğini görüyoruz. Burada başlığı görmeseydik kutupsal koordinatlara dönüştürerek çözeceğiz burada. Başlık belli zaten. Öyle bir başlık olmasaydı direkt bu integrali hesaplayınız bulun sonucunu diye sorulsaydı. Sınırlar var. Öncelikle bir şunu aklımızdan geçirirdik. İntegral alma sırasında ilk olarak y var. Y'ye göre bunun integralini alalım. Sınırları koyalım. Ardından x'e göre integralini alalım. Bu sınırları koyalım ve sonuca ulaşalım. Bu niyetle integrale baktığımızda içerideki bu ifadenin integrali alınamaz bir ifade olduğu gerçeğiyle yüzleşiriz. Şimdi onun detaylarına girmeyeceğim. Bu integrali alabilmemiz mümkün değildir. Bunu gördüğümüz zaman aklımızdan ikinci alternatif olarak şu geçmelidir. O zaman ben integral alma sırasını değiştireyim. Burası dy dx, dx dy yapayım. Belki integrali alınabilecek bir şey çıkar. İntegral alma sırasını değiştirdiğimde bu içerideki x'e göre de alınamaz. Çünkü integral alma sırasını değiştirdiğimizde içeride herhangi bir değişiklik olmuyor. Sınırlar değişiyor sadece. Bunun x'e göre integralinin alınabilirliği olsaydı integral alma sırası değiştirirdik. Bu da elendi. O zaman üçüncü olarak ne geçer aklımızdan? Kutupsal dönüşüm ki şu an ona geçeceğiz. Kutupsal dönüşüm genelde biz konu anlatımında şunu demiştik. Çember belir içeren sınırlarında integrallerde kullanırız. A kare eksi x kare veya a kare eksi y kare gibi. Bu integral öyle bir integral değil. Ama şu an çaresiz bir şekilde ilerliyoruz. Belki kutupsal dönüşümün gerçekleştirebilirliği vardır mantığıyla yola çıkarız. Burası da çuvallarsa o zaman dördüncü seçeneğimiz olarak şuna geçeriz. Öyle bir değişken değiştirme yapalım ki çift katlı integrallerde değişken değiştirme konusunu anlatmıştık. O fikirle öyle değişken değiştirmeler yapalım ki bu integral hesaplanabilir hale gelsin. O da en zorlu şeydir. Doğru değişken değiştirmeleri bulmak falan genelde kolay değildir. O yüzden çift katlı integrallerde değişken değiştirme yapılacak sorularda genelde verilir bu değişkenleri yaparak çözün şeklinde. Neyse, uzun bir giriş yaptık. Bu düşünsel olarak güçlenmeniz adına gerekliydi çok sert sorulara bakarken. Zaten belli üniversiteler için bu soru seviyeleri ulaşılabilen yerler değildir. Bu da bir İngiliz üniversitesinin sınav sorusu. Oldukça sert bir sınav sorusuydu. Şimdi burada kutupsal koordinatlarla çözmeye karar verdik. Birinci adım. Bir sınırları çıkartıp integral alma bölgesini çizelim. Dışarıdaki sınırlar x'e ait sınırlar. X 0 ile 1 arasında değişiyor. İçerideki sınırlar y'ye ait sınırlar. Y x bölü kök 3 ile x arasında değişiyor. İntegral alma bölgesini çizerken fonksiyon sınırlarından ilerleyeceğiz. Sayı sınırları en son çizdiğimiz grafikte tarayacağımız bölgeyi bize gösterecek. Bununla başlamak gibi hatalar yapmayın. Y eşittir x bölü kök 3 fonksiyon sınırlarından birisi. Y eşittir x diğeri. Kutupsal dönüşüm ile çözülebilme ümidi veren noktası şu. Buradaki doğru denklemlerinin x ekseninde yaptığı açıları biliyoruz. Y eşittir x bölü kök 3. Buradaki x'in katsayısı olan 1 bölü kök 3 x ekseninde yaptığı açının tanjantını gösterir. 1 bölü kök 3 tanjant 30 dereceye eşittir. Bu nedenle bunun x ekseniyle 30 derecelik açı yaptığını biliyoruz. Bu da bunun katsayısı da 1. Y eşittir x zaten çok iyi bilmemiz gereken bir doğru denklemidir. Bu da x ekseninde 45 derece açı yapar. Bu ikisini bir çizelim. Önce şu x bölü kök 3'ü çizelim. Şöyle. Bunun şurada x ekseniyle yaptığı açı 30 derece. Y eşittir x'i çizelim. O da böyle.
Bunun yaptığı açı da 45 derece x80'iyle. Burası 30 derece. Şu aradaki kısım 15 derece. Bu açısal bilgi kutupsal dönüşümdeki teta ile ilgili sınır belirleyebilmemizi sağlayacağı için kutupsal dönüşüm ümidi taşıdı soruda. Burada 2x'ten 3x'e gibi olsaydı ne bilelim bunların x80'de yaptığı açıları? Açısal bilgimiz olmadığı için kutupsal koordinatlara geçişi sağlayamazdık. Şimdi nereyi tarayacağız? X nereden nereye değişmiş? 0'dan 1'e kadar. Şuraya 1 diyelim. Y'de y'nin değişimi x bölü kök 3'ten x'e kadar olmuş. Aşağıdan yukarıya doğru. X'in değişimi soldan sağa doğru 0'dan 1'e kadar. Bizim integral alma bölgesi burası. Tamam, integral alma bölgesini belirlediğimize göre R ve teta'nın sınırlarını belirlemeye geçelim. Önce kolay olanı teta ile başlayalım. Teta buradaki taralı bölgedeki noktaların x ekseniyle yaptığı açıyı göstermektedir. Minimum tam şu doğrunun üzerinde aldığımızda 30 derecelik açı yapıyor. Maksimum da bu doğrunun üzerinde aldığımız herhangi bir nokta x ekseniyle bunun böyle orijinle birleştirdiğimizde yaptığı açı 45 derece oluyor. Yani teta pi bölü 6 ile 30 derece 45 derece yazma gibi işlemlere sakın girişmeyin. Mutlaka pi ile olacak buraya yazdıklarımız, uzunluk belirten radyan türünde olmalı. Pi bölü 4'e kadar. Pi bölü 6 30, pi bölü 4 45. Şimdi gelelim R'nin sınırlarına. R buradaki taralı bölgedeki herhangi bir noktanın orijine olan uzaklığının değişimi. Uzaklık minimum 0 oluyor. Tam orijine ulaşabiliyoruz. Tam orijinin üzerindeki nokta da bu bölgenin içinde. O yüzden R'nin değişimi 0'la başlıyor. Peki nerede maksimum oluyor? Tam olarak şu doğrunun üzerindeki noktalarda maksimum oluyor. En maksimumu burada. Yani şuradaki noktalarda da belli bir uzaklık var ama R'ye olan uzaklık bununla bu doğru. X eşittir 1 doğrusunun bize kutupsal dönüştürülmüş hali lazım. X'in biz biliyoruz ki R cos teta'ya eşit olduğunu. Cos teta'yı bölü olarak geçirirsek R eşittir 1 bölü cos teta, yani sekant teta. X eşittir 1 doğrusu sekant teta'dır. X eşittir 2 doğrusu 2 sekant teta'dır. Bunları biliyor olmalıyız bu şekilde. Buradaki x eşittir 1 doğrusu buraya sekant teta geldi. Ve R ve teta'nın değişimine ulaştık. Bu integralin içini şimdi artık kutupsal koordinatlara dönüştürebiliriz. X kare artı y kare yerine r kare. X yerine r cos teta. Y yerine r sin teta. Dy dx yerine de r dr d teta yazacağız. Bundan sonrası da artık bizim genel integral gücümüze kalacak. İkinci adım diyelim. Öncelikle teta'nın sınırı pi bölü 6'dan pi bölü 4'e. Sonra r'nin sınırı 0'dan sekant teta'ya. Şu pay kısmı neydi bunun? Pay kısmı 1. 1 bölü şurada x kare artı y kare var. Eksi parantezini alırsak onun yerine r kare yazalım. 2 eksi r kare, onun da üzeri var. 3 bölü 2. Dy dx yerine de şunu yazıyoruz. R dr d teta. Karşımıza gelen integrale baktığımızda bize ümit verecek bir durum ortaya çıktı. Çünkü şuradaki parantez içine u dersek onun türevinin bir parçası, en azından hafli kısmının parçası burada olduğu için değişken değiştirme kullanarak çözüm mümkün. Ve başlayalım buna. U eşittir 2 eksi r kare. Du eşittir eksi 2 r dr. Şuradaki r dr yerine du bölü eksi 2 yazacağız. Buraya da u. Sınırları falan almıyorum.
Çünkü bu işlemleri bitirdikten sonra reel hali yerine getirdikten sonra sınırlara döneceğim. 1 bölü u üzeri 3 bölü 2. Buradaki r dr yerine de du bölü eksi 2 yazdık. Şunu bir yukarı çevirelim. İntegral alabilmek için. Şu eksi 1 bölü 2'yi de integral dışına atalım. U üzeri eksi 3 bölü 2 du. Üstü bir arttırıp oluşan üste böleceğiz. Eksi 1 bölü 2. Üstü bir arttırdım. Eksi 1 bölü 2. Oluşan üste böldüm. Eksi 1 bölü 2. Bunlar birbirini götürdü. U üzeri eksi 1 bölü 2 de demek 1 bölü kök içinde u demek. Ve sınırları u dediğimiz şeyi yerine yazalım. 1 bölü 2 eksi r kare kök içinde. Bunda da sekant teta ve 0 koyacağız. Önce sekant teta'yı koyalım. 1 bölü karekök içinde 2 eksi sekant kare teta eksi 0'ı koyunca da 1 bölü kök 2. Ve bu integralimizin içinde 0'dan pi bölü 4, hayır pi bölü 6'dan pi bölü 4'e bu sınırı hallettik d teta. Şimdi yine karşımıza öyle çok kolay bir integral gelmedi açıkçası. Buradaki 2 sekant kare teta ile ilgili biraz düzenleme gerekir. 2 eksi sekant kare teta 1 bölü kos kare tetadır. Bakalım ne? Orada özel bir şey olmasa böyle bir soru sorulmaz zaten. Bu tarz şeyleri düşünmek gerekir ve onların bir ne olduğu ile ilgili birazcık işlem yapmak gerekir. Öyle seyrederek bulmak matematikte mümkün olan şeyler değildir. Kos kare teta ile çarparsak 2 kos kare teta eksi 1 bölü kos kare teta oldu. Bu kökün içerisi böyle. Onu ters çevirirsek o zaman biz pi bölü 6'dan pi bölü 4'e şuradakinin yerine şunu yazdım. Ve onu da ters çevirdim. Kos kare teta kökten dışarıya çıktı. Kos teta. Ve yukarıda. Aşağıda da kökün içinde bu var. Bunu çok beğenmedim. Değişken değiştirme işe yaramaz bunda. 2 kos kare teta eksi 1, 1 eksi 2 sin kare teta'ya eşit. Resmen öldürmüşler sınavda. Matematiğin dibine vurmamız lazım yapabilmek için. 1 eksi 2 sin kare teta. Ve burada bir de eksi 1 bölü kök 2'miz var. İşlem hatası yapmadıysak bir yerlerde. D teta. Şimdi şuradaki sin teta'ya u dersek sin teta'ya u dersek türevi burada cos teta var. Oradan bir yürürüz gibi duruyor. Yapalım o işlemi. U diyelim. Sin teta. Du cos teta d teta. Şu integrali şu kenarda bir halledelim. 1 bölü 1 eksi 2 u kare kök içinde. Du. Şimdi buradaki arksin de bir problemi var bunun. Şunu da biliyor olmalıyız. 1 bölü 1 eksi x kare kök içinde dx arksin x artı c'dir. Burası da kök 2 u'nun karesi. Dolayısıyla bu arksin kök 2 u bölü onun türevi kök 2 olarak integrali bulmuş oluruz. U dediğimiz şey neydi? Sin teta. Yani burası arksin kök 2 sin teta. Başında 1 bölü kök 2 var. Şunu unutmayalım. Bir de eksi 1 bölü kök 2'nin integralini alacağız. O da eksi 1 bölü kök 2 teta olur. Bunda da pi bölü 4 ve pi bölü 6 koyacağız. Nerelere geldik? Ne yapıyoruz? İyice coştu soru. Pi bölü 4'ü koyduk 45 derece.
Sin 45 kök 2 bölü 2'dir. Kök 2 bölü 2 ile bunu çarparsak içerisi 1 eder. Arksin 1 pi bölü 2'dir. 1 bölü kök 2 çarpı pi bölü 2. Eksi buraya koyarsak 1 bölü kök 2 pi bölü 4. Pi bölü 6'yı koyduk. Sin 30 1 bölü 2'dir. İçerisi kök 2 bölü 2. Şunu bir eksi deyip ikinci bölüme geçelim. Sin 30 1 bölü 2 kök 2 bölü 2. Arksin kök 2 bölü 2 pi bölü 4'tür. 1 bölü kök 2 çarpı pi bölü 4. Pi bölü 6'yı buraya koyarsak eksi 1 bölü kök 2 pi bölü 6. En azından sonu mantıklı şeyler çıktı. Şuradaki eksiği de alsak birbirini götüren şeyler çıkacak mı? Şunu 2 ile genişleteceğiz. Bu birbirini götürecek. Şu eksiği şuna dağıtırsak da pi bölü 6 kök 2 olarak sonuca ulaşıyoruz. Herhangi bir işlem hatası yapmadıysam. Yaptıysam zaten meraklıları mutlaka yazarlar yorumlara. Efsane bir soru diyebiliriz. İngilizlerin sınavlarda acımasız sorduğunu da buradan öğrenmiş olduk. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.